İsmim Cemal Erbaş. 1951 1951 Ordu Mesudiye'liyim. Mesudiye Yeşilçit köyünde doğdum. İlkokulu köyde okudum. Yeşilçit'te okudum. Sonra 12 yaşında İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldikten sonra ortaokulu ve liseyi dışarıdan bitirdim. Sonra iş hayatına başladık. ...1964 senesinde geldim ben buraya. 1964 senesinden beri Beykoz'da yaşıyorum. Buranın her şeyini artık iyi biliyoruz. Baca Mahallesi'nde oturuyordum. Ondan sonra burada arsa aldım. Burayı yaptım. Tabii belediyeden önce arsayı aldık. Paşabahçe'de dükkanım vardı. Bir de Beyazıt'ta iş yerim vardı. Ticarete atıldım. Üniversite imtihanlarına katıldım. Fikirdebe Eğitim Enstitüsü'nü tutturmuştum o zamanlar. Daha ticarete başlamadan önce. Biliyorsunuz o zaman sağ sol olayları vardı. Sağ sol olaylarından dolayı ben siyaset yapmıyordum. Hiçbir siyasetim yoktu benim. Spor yapıyordum, tekvandocuydum. Ondan sonra üniversite imtihanına girdim, kazandım. Fikirtepe Eğitim Enstitüsü, o da MHP'lilerin elindeymiş. Ben bilemiyordum o zaman. Paşabahçe adresimden dolayı etmediler, kayıt yaptırmadılar. Ben de kayıt yaptırmayınca ticarete başladım. Ne yapayım şimdi? Bir şeyler yapmam lazım. İstanbul'a yerleşmem lazım. Tek başımayım burada. Kardeşlerim var ama herkes kendi evinde, ocağında. Ben de buraya yerleşmek zorundayım. İyi bir ticaret yaptım. Ben hırslı bir adamım. Ben ticarette de hırslı bir insanım. Beyazıt'ta giyim ve ayakkabı üzerine atölye açtım. 40 kişi çalışıyordu yanımda benim Beyazıt'ta. Yani yarı fabrikasyon gibi günde 1000 çift ayakkabı çıkarttırıyordum. Mudo'nun, Tiffany'nin, Henry'nin bütün butik ayakkabılarını yapıyordum. Türkiye çapında bunları yapıyordum. Giva diye bir dükkan açtım. Bayağı bir büyüktü. Bayağı da giyim, çocuk ayakkabısı, her şeyini satıyordum. Yani giyiminden tut, ayakkabısına kadar hepsini satıyordum. Tabii ki burada belli bir hem spor yap hem ticaret yap. Biraz zor tabii ki bunlar. Bunları ne yapıyordum bu sefer? Ticarette ve siyasete sokmaya çalıştılar beni. Ya ben siyaset yapmıyordum. SODEP'e soktular beni. Kayıt yaptılar. Arkadaşlarımın sayesinde SODEP'e kayıt oldum. 1972 senesinde zaten bir CHP üyeliğim vardı. CHP üye yapmışlardı. Sonradan CHP kapandı. SODEP'te de bu sefer SODEP kuruldu. SODEP'e üye yapıldık. Esnaf komisyonu il sekreterliği yaptım. İstanbul'da il sekreterliği yaptım. CHP kuruldu. CHP'den ön seçimle belediye bana meclis üyeliği teklif ettiler. Baştan kabul etmedim. İlk kuruldu. Ali Zengin döneminde Ali Zengin dönemiydi burada. Ali Zengin döneminde bana meclis üyeliği teklif ettiler. Belediye meclis üyesi olduk.
annem babam, annem rahmetli olmuştu. Doğum üzerine vefat etti. Tabii ki biz çocuktuk. Biz babam evlendirdik, kendimiz evlendirdik babamı, babamızı. Çünkü anne öldüğü zaman her şey ölüyor. Annem öldükten sonra analık oldu tabii ki. Analıkla da bir sorunumuz olmadı ama ne desen anne gibi olmuyor tabii ki. Ben, abilerim buradaydı. Ablam Paşabahçe'deydi. Büyük ablam. Dedim ki ben şeye geleyim yani, İstanbul'a. Hiç parasız geldim buraya, İstanbul'a. Hiç param yoktu. Mecidiyeköy'deydi bizim. Otobüsler Mecidiyeköy'üne geliyordu. Üsküdar'dan şey yoktu burada. Köprüler yoktu. Arabalı vapurla geçtik. Baktım böyle. İlk defa da deniz gördüm o zaman. Tabii ki bizim orada deniz yok. Mesudi'de deniz yok. Ya şimdi kar yağıyor. Bir öyle bir evde duruyoruz ki kar yağdı. Kışın geldim zaten buraya. Kar yağdı, bir baktık evin içine kar yağmış. Bacadan kar gelmiş. Ablam da bu tarafta oturuyordu, evliydi ablam. Ablam dedi ki çocuklar buraya gelin, bu tarafa gelin. Burada benim yanımda boş ev var. Gelin size orada kiralık tutalım. Ve abimle geldik buraya. Buraya öyle yerleştim ben geldim. 12 yaşında tabii ki çalışmaya başladık, iş hayatına başladık. Zor günlerdi o zamanlar. Buraya öyle yerleştim ben geldim. 12 yaşında tabii ki çalışmaya başladık, iş hayatına başladık. Zor günlerdi o zamanlar. Paran yok, pulun yok, cebinde doğru dürüst şeyin yok. Gerçi abim çalışıyordu, ben çalışıyordum. Bir de yeğenimiz oldu. Sonra kardeşlerimi getirdim. Köydeki kardeşlerimi de kurtarmak zorundayım orada. İki tane erkek kardeşim var, bir kız kardeşim var. Onları da getirdik buraya. Öyle geldik babam, analarımla beraber kaldı orada, köyde. Babam çiftçilik yapıyordu tabii ki. Çocukken geldiğim için buranın daha önceden gelen çocuklar herkes bir şey olmuş böyle. Arkadaş olmuşlar birbirlerine. Seni kabullenmeleri biraz zor oluyor biliyor musun? Biraz da şeysen böyle bazı haksızlıkları kabul etmesen bile zor oluyor yani. Yani burada kasaba delikanlılığı gibi burada öyleydi eskiden. Bir mahallemize gelip bir tane mesela biz Baca Mahallesi'nde oturuyordum. İleride Baca Mahallesi var. Orada oturuyorduk biz. Oradaki mesela bir mahallede bir mahallemizin bir kızına kimse böyle laf atamazdı, konuşamazdı bile. Mahallenin çocukları hemen ona sahip çıkarlardı. Çok güzel. Hali bizim burada komşuluklar güzeldir. Mesela şu anda bile komşuluklarımız yani başka yere nazaran bizim komşuluk ilişkilerimiz mükemmeldir burada. Şimdi askerliği yaptım, geldim. Türk vatandaşıyım ben. Hani derler de Türk'üm, doğruyum, orduluyum. Orada askerliğimi yaptım, geldim. Şimdi tabii bu sefer çalışma hayatına başladım.
İşte hem okudum, işte okuyordum o zamanlar, işte dışarıdan bitirdim ben. Ortaokulu ve liseyi dışarıdan bitirdim. Abim Paşabahçe merkezde şeydi, aşağıda terzi dükkanımız vardı abimin. Ben Beyazıt'ta yine çalışma hayatımı sürdürüyordum. Şey yaptık, abim dedi ki ya ille sen artık bir evlendirelim seni. Sağa sola söyle işte, ya bir şey var mı? Ben evlenmek istemiyordum bir yandan. Niye evlen? Tabii ki bayan arkadaşlarımız, kız arkadaşlarım vardı. Gemide gidiyordum, geliyordum. Biraz da kısmet, bazı kısmet de oluyor biliyor musun? İşte bunun abisinden de abim arkadaştı. Görüştük. Görüştürdüler bizi. Sonradan karar verdik. Abimden kayınbiraderim, abisi arkadaşmış. Evlendirelim seni de artık baskı uygulayınca, hani evlendirelim falan. Sağa sola münasip kızlar araştırmaya başlamışlar. Benim rahmetli abim de çok kişiyi evlendirdi. Ama bütün evlendirdiği kişiler hep mutlu oldu evliliğinde. Yani atıyorum 50'den fazla kişiyi evlendirdi. Sonra diyor ki şu kardeşini bir tanıyayım bakayım diyor, nasıl birisi diyor. Abim de o arada bahsedince abisi, kardeşim var evlendirelim falan diye. O da kendi oturduğu yerde bir kız söyleyecekmiş buna. Şu kardeşini ben bir göreyim demiş. Bu da şimdi Paşabahçe iskelede gemiden inince abisinin yanına uğruyor. Orada da abim de geliyor oraya. Orada tanışıyorlar. Sonra aradan işte tanışma, aynı gün bahsediyorum. Tanışıyorlar falan derken bunun oturduğu yer de bizim evimiz, az bir mesafede. Ama Cemal bilmiyor tabii. O diyor adam bir çare kalmış burada. Ben bunu misafir edeyim. Orada abim misafir oluyor buna. Aynı yatakta yatıyorlar. Yatak falan müsait değil, fazla değil. Sonra sabahleyin annem de rahmetlik emekli olacak. Paşabahçe Tekel İspirtosu fabrikasında çalışıyordu. Emekli olacak. O arada şey yapıyor. Abim sabahleyin bana geldi. Dedi ki, bacı dedi, ya bir dedi arkadaşım var dedi. Tekel Umum Müdürlüğü'nde çalışıyormuş, un kapanında dedi. Annem de emekli olacak ya dedi. Onun için dedi bir kahvaltı hazırlar mısın bize dedi. Yardımcı olacak annemin emekli olmasında dedi. İvedilik de hızlı. Şimdi eskiden de böyle genel kültürümüzde bir odamız mutlaka misafir odası için hazırdır. İşte koltuklu odamız. Böyle bir odamız var. Misafir gelince açılıyor falan. Annem babam işe gitti sabahleyin. Bir baktım abimle Cemal Bey bize geldi. Tabii hiç tanışmıyoruz. Ben abimin arkadaşı zannediyorum. Ablam da bir tane şey yaptı, ablam bende, bir tane balık almış. Eniştem balıkçıydı, eskiden torikler olurdu denizde. Bir balık almış geldi, ablamın evinde su yok, bana yıkamıyor. Kim falan? İşte abla misafirimiz var, abimin arkadaşıymış ama ben hiç anlamıyorum. Ben dedi sizin eşinizi tanırım dedi. Ben evli değilim ki, bekarım dedi bu da şimdi. Öyle deyince ablam dedi ki Leman abim seni göstermeye getirdi bu çocuğa galiba falan dedi. Bir bakarsın volkan olmuş, yanmışsın arkadaş. Ortak olmak her sevince, her derde kedere ve yürümek ömür boyu beraberce
Thank you.